Asrımızın mühim bir hastalığı, imani hakikatlere karşı lakaytlık ve iman hakikatlerini ispat eden delillerden yüz çevirmektir. Maalesef bu hastalık sadece ehli gafleti değil, manevi alemde yol almak ve terakki etmek için ciddi çalışan Müslümanları dahi kuşatmıştır. Hatta bir kısım Müslümanlar daha da ileriye giderek imani konularda delil aramayı malayani kabul etmekte, şüphemiz yok ki delile ihtiyacımız olsun demektedirler. Yani onlara göre iman hakikatlerini ispat eden delillerle uğraşmak kalbi hastalıkların emaresidir ve şüphesi olmayanlar için gereksiz bir iştir. Bu görüş ve itikat tamamen İslami bilgi eksikliğinden ve cehalettendir. Bu sözü ancak İslam'ın delile verdiği kıymeti bilmeyenler ve imanın mahiyetinden habersiz olanlar söyleyebilir. İmam-ı Azam, Ahmet İbni Hanbel, İmam-ı Şafii, Süfyan-ı Sevri ve diğer bütün alimlere göre, kişinin imanı delili olmasa da sahihtir. Ancak delil aramayı terk ettiği için günahkârdır ve asidir. Bu alimlere göre iman hakikatlerinin delillerini bilmek vaciptir, terki ise haramdır. İmam-ı Eş'ari ise biraz daha ileriye gider ve der ki, imanın sıhhatinin şartı, imanın temel meselelerinden her bir meseleyi akli deliller ile bilmektir. Buna göre imanın delillerini bilmeyen kimse, İmam-ı Eş'ari'nin katında mutlak olarak mü'min değildir. Bu kişi her ne kadar mutlak olarak mü'min olmasa da, küfre zıt olan şeyin kendisinde bulunmasından dolayı kâfir de değildir. Bu kişi, araştırma ve delil talep etmeyi terk ettiği için asidir. İmam-ı Eş'ari şöyle devam eder. Bu kimse diğer asiler gibidir. Yani içki içen, kumar oynayan ve diğer haramları işleyen asiler gibidir. Onun durumu Allah'a kalmıştır. Allah isterse onu affedip cennetine koyar, dilerse günahı kadar ona azap çektirir ve daha sonra cennetine sokar. Demek üç mezhep imamı olan İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii ve Ahmet İbni Hanbel'e göre delil talep etmek ve imani meseleleri delilleriyle bilmek vaciptir. Bilmeyen mü'mindir ama delil aramayı terk ettiği için asi ve günahkârdır. Cumhurun görüşü de budur. İmam-ı Eş'ari ise delili imanın sıhhat şartı kabul etmiş ve iman hakikatlerini delilleriyle bilmeyenin mutlak mü'min olmadığını söylemiştir. O halde bir Müslümanın ilk işi, öğrenilmesi vacip olan iman hakikatlerinin delillerini öğrenmek ve delilleri öğrenmeyi terk etmekten dolayı yüklenilen asi ve günahkar sıfatından kurtulmaktır. Bu, namaz kılmak, oruç tutmak ve kurban kesmek gibi kişiye gerekli olan bir ibadettir. Farz-ı kifaye değil, kendisine farz-ı ayn olan bir ilimdir. Marmara Eğitim olarak bu eseri hazırlamaktaki amacımız, Allah'ın varlığının delillerini beyan etmek ve Allah'ın varlığı hakkında şüphesi olanları bu şüphelerden kurtarmaktır.
bu eserde anlatılan deliller son derece kuvvetli olup çürütülmesi asla mümkün değildir. Şunu da çok açık bir şekilde beyan ediyoruz ki, Allah'ın varlığı ve diğer iman hakikatlerinin ispatı konusunda Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatı müstesna bir yere ve değere sahiptir. Zaten bu eser hazırlanırken de Risale-i Nur külliyatı kaynak eser olarak kullanılmıştır. Yaptığımız bu çalışma, Risale-i Nur'larda geçen hakikatlerin şerhleri ve izahlarıdır. Dolayısıyla bu eserin asıl muhatabı, Risale-i Nur'larla tanışmayan okuyuculardır. Bu okuyucular hakkındaki ümidimiz şudur ki, bu eser, Risale-i Nur'larla onlar arasında bir köprü vazifesi yapar ve bu eserin madeni ve kaynağı olan Risale-i Nur'lara kavuşmalarına bir vesile olur. O halde diyebiliriz ki, bu eserden faydalanacak olanlar iki gruptur. 1. Risale-i Nur'ları okumamış olanlar. İnşallah bu eserdeki kuvvet, onların Risale-i Nur'ları merak etmesine sebep olacak ve Risale-i Nur ile onların buluşmasına bir vesile olacaktır. 2. Risale-i Nur'ları okuyanlar. Bu grup içinde bu eser, risalelerde geçen hakikatlerin izahları olup, onların tefekkür penceresinin gelişimine bir sebep ve o hakikatlerin anlaşılmasına bir basamak olacaktır. Bu eserde Allah'ın varlığı 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'î bir şekilde ispat edilmektedir. Bizler Marmara eğitim olarak diğer iman hakikatlerinin ispatı hususunda da farklı eserler hazırlayıp sizlerin istifadesine sunduk. İmanların takviyesine, taklitten tahkike çıkmasına ve Risale-i Nur'lara ulaşmaya bir vesile olabilirsek, ne mutlu bizlere. İnayet ve tevfik Allah'tandır.